Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı 10. birleşiminin 1. oturumu Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Bununla ilgili komisyonlara havale edilmiş. Meclis binasındaki toplantıda gündem maddeleri komisyonlara havale edilirken daha sonra Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Turan Çakır başkanlığında Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulu yapıldı. 123.032 hektar alana Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı'nın meclis gündemine taşıdığı Samsun'un Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'ne üyelik konusu önümüzdeki 3 gün içerisinde yapılacak komisyon toplantısında görüşülecek. Üyelik için gereken 6 maddelik kriterlerde herhangi bir sorun bulunmaz ve komisyondan geçerse Samsun birliğe üyelik başvurusunda bulunacak. 12 tane bağlı olduğunu düşünün. Saski Genel Müdürü Kamil Demircioğlu, Saski'nin 2014 yılı faaliyet raporunu meclis üyeleriyle paylaştı. Raporun okunmasının ardından söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, 30 Mart seçimleriyle birlikte sorumluluk alanlarının genişlediğini ifade etti. Şu kadarının su problemi yoktu. Şu kadar. Yani biz oralara herhangi bir içme suyu hizmeti vermedik. Yani ilk adımın köylerinin bir içme suyu sorunu var mı? Yok. Atakum köylerinin bir içme suyu belki var şu kasnak köylerinin oralarda falan olabilir. Yani arkadaşlar bunu bir şey haline, bir mücadele, bir iş programı haline getirelim Kamil Bey. Bunu sizden istiyorum. Bunun bir bilgisayar yazılımını yapın. Bizim şimdi şurada sorsam herkese söylenmiş olan bir veya iki tane köy, üç tane köy, beş tane köy problem, su işte zaman zaman işte şu oluyor, yan yatıyor, çamura batıyor diye hepinizin bildiği, ettiği bir şeyler vardır. Bana bile mesajlar geliyor, şu oluyor, bu oluyor. Ama bunların hangisi ve hangi oranda yani bir zaman ve bir iş planı ve programıyla ne olacak biz 4 sene sonra bittiğimizde ne diyeceğiz yani şimdi? Ne kadar köyün su meselesini çözdük? Şu kadar boru döşedik demek yetmiyor yani onu söylemek istiyorum.